Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Kuşadası Marina'da bir tane Ioniq 5 bulduk. Buradaki abi de bize yardımcı oldu. Teşekkür ederiz araba tanıtımında. Böyle abiden de biraz bilgi alabiliriz. İlk hissiyat, malzeme kalitesi bayağı iyi. Bu tuşların falan hissiyatları bayağı güzel. Bu malzeme kaliteleri, dikişler, renkleri falan gayet güzel abi. Sizden de biraz bilgi alabiliriz. Ekstra bir bilgi aynen. Kısa bir video olabilir. Yani şu şekilde söyleyeyim ben. Hoparlör kısmı aracın inanılmaz bir şekilde müzik zevki var. İçerisinde böyle gezdiğiniz zaman zaten müzik istiyorsan sesiniz biraz açabilirsiniz müziği. Şöyle açalım. Hyundai farklı bir araç tasarlamak istemiş. Normal bildiğimiz klasik araçların dışında yani mesela Tucson'umuz var, bizim yeni konumuz var. Bildiğimiz klasik araç yani alıştığımız klasik görünümlü araçlar. Buna böyle birazcık baktığınız zaman hafif böyle bir şey vibe alabiliyorsunuz. Uzay mekiği. Hani dışarıda gezdiğiniz zaman ben açık söyleyeyim, bazen hani biz benzin almaya gidiyoruz, elektriği doldurmaya gidiyoruz aracın. Şunu çok rahat hissediyorsun. İnsanlar dönüp bakıyor. Niye? Aracın dış görünümü çok farklı, iç görünümü çok farklı ve zaten mesela bu araçlarda genelde insanlar oturdukları zaman mesela Tucson'da veyahut da yeni konuda böyle bir dönüt almıyoruz ama bu araç Tucson'dan da daha geniş, yeni konudan da daha geniş. İçeriye oturduğunuz zaman bak mesela şu kadar bir. Arkası çok iyi. Arka normalde hani klasik araçlarda şöyle bir şey olur ya. Arka koltukta oturan şu şekilde durur. Hep ortaya kimse oturmaz. Bu araçta abi öyle bir problem yok. Zaten rahatsın. Koltuklar ileriye geriye gidiyor. Normalde mesela şöyledir. Herhangi bir araçta. Şurayı istiyorsanız bir gösterim. Evet. Şurası normalde herhangi bir klasik araçta birazcık daha şöyledir. Evet. Bayağı öyledir. Hatta bunu birazcık daha ileri aldığın zaman daha çok yatıyor araç. Zaten bunun şu sunroof kısmı inanılmaz geniş. Hani bana deseniz ki aracın bir eksiğini söyleyin, ben araçta eksik bulmam, sadece şunu açabilirler hani sunroof, istiyorsanız açalım sunroof'u. Şu an elektrik yüklendi. Açtık arabayı. Çift taraftan açılıyor. Üst tarafı. Yani şurası bayağı bir geniş duruyor. Yani bayağı olmaz aslında. Yani normal yarım yapmamışlar. Şuraya kadar yapmamışlar. Neredeyse baştan sona yapmışlar. Evet. Neredeyse aynen öyle. Ya aracın mesela fark ettiyseniz ellerinden geldikleri kadar az zoom eklemeye çalışmışlar. Çünkü araç birazcık daha teknolojik bir araç. Ama klimanın olması basitleştirmiş yani. Bazen de klimalarda düğme olmuyor. Ya o evet. Herkesin açıkçası kendi görüşü. Mesela şey tarafımız torpido çekmece şeklinde. Şu tarz. Aynen. Torpido çekmece şeklinde. Mesela bu birazcık sıkıntı belki de. Mesela bazıları onu çok seviyor. Çekmece şeklinde ki olması çok seviyor. Ayaklarına geliyor ama yani. Şimdi daha şöyle geniş bakarsan. Oluyor. Daha geniş oluyor ama. Bir şeyler koyduğun zaman daha rahat oluyorsun. O klasik torpido kapatma sıkıntısı var ya. Evet. Ondan kurtuluyorsun. Araçta mesela şeyler var. Bu yani gerçekten kullanmanızı çok isterdim. Size kullandıralım biz kesin. Şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi direksiyonu keşke birazcık döndürebilsek. Döndüremiyoruz çünkü aşağımız evet. Tahta. Şurayı döndürdüğümüz zaman yani direksiyonu döndürdüğümüz zaman şu sarı çizgileri görüyorsunuz değil mi? Mesela sağa döndürdünüz. Araç şu şekilde gidecek. Şu ön tarafın gaza bastığınız zaman nereye gideceğini falan hepsini gösteriyor. Arkaya geldiği zaman nereye geleceğini gösteriyor. Şu an direksiyon düz bir konumda olduğu için diyor ki sen gaza basarsan bu böyle gidersin. Evet. Yollar böyle. Veyahut da atıyorum sağa veya sola çevirdiniz. Diyor ki sana sen gelirsen şurada bir kırmızılık yanıyor. Buna çarparsın diyor. Gaza basma. Şey var zaten. Klasik ani fren yapıyor kendi kendine. İnsanları kazadan kurtarmak için ki ya biz artık alıştık. Mesela araç park edeceğiz. Test sürüşünden geldik. Aracı park edeceksin. Arkanda duba var. Tak bir ani fren yapıyor. Çok inanılmaz güzel bir özellik. Bunlar önemli. Ve şu yan aynalarda bulunan bu kırmızı şeyler. Birisi hızlı geçtiği zaman mı? Kör bunu da gösterelim kanka. Köşelerde köşe tarafta olması lazım. Kör bir şey gösterelim. Olması lazım şu şekilde. O aynen o şekilde. Onu şöyle atıyorum. Sadece bir yaklaşık gösterelim. 30 metre 20 metre gerinde biri var. Bir araç geliyor. Hemen orada ikaz lambası yanıyor. Bunu döndürebiliyor muyuz? Döndürüyoruz. İkaz lambası yanıyor. O ikaz lambasından sen birinin geriden geldiğini görebiliyorsun. Evet. Hani sen göremiyorsun onun geldiğini ama birinin geldiğini görüyorsun. Ve şöyle bir şey var benim en çok sevdiğim özellik açıkçası. Umarım burada çıkar. Şu dikiz aynası var ya buraya geliyor. O geri gidiyorum ben şimdi bir dakika geri gidiyorum. O zaman şunu ben bir R'ye almak istiyorum canım. Neyiz? Neyiz ben geri gidiyorum. Bir frene basar mısınız? Bastım abi. R'ye mi? R'ye almak istiyorsunuz ama şey inmesin. Bir ayağınızı frende tutun istiyorsunuz. Bakın şurayı da gösterin. Ön kamera. Ön kamera burası. Yani bu şekilde şunu kapatabiliyoruz normalde. Şu an arka kamera. Şuna bakalım. Şu an arkamız beyaz olduğu için yani dikiz aynasını bu şekilde gösteriyorsun. Bakın ne kaydattığını da gösterelim. Şunu göstereyim.
Abi biraz daha yatıyordum bu arada. Reis ne yaptın bizi ya? Yatak yaptın buraya. Bak, benim için en aşağıdan güzel şey de var bunun. Nasıl kalkıyorsa bilmiyorum bunu. Bunu. O yanlardan kalkıyor. Şimdi normalde sen koltuğu yükseltmek istediğin zaman şöyle mesela uzun boylu birisin. Hı hı. Şöyle sürücü koltuğunu uzattığın zaman şöyle oluyor. Hep şurası bir şu kısımda bir boşluk olur. Evet. Abi bu araçta sen koltuğu yükselttiğin zaman şöyle yükselir ya normalde koltuk. Evet. Hı hı. Atıyorum 3 santim. Bunda sen şey yapıyorsun. Normal koltuk gibi şöyle ön tarafı yükseltiyorsun. Ayağının burası boşta kalmıyor. Hı. Anlatabiliyor musun? Şuradaki. Mi? Çok iyi. Yani bu evet. Kalça kısmı aşağıda kalıyor şöyle. Hı hı. Evet. Ayak yani şöyle bir koltuk dengesi oluşuyor ki senin ayağının şurası boşta kalmasın. Hı hı. Anladım. Bence hani uzun mesafeli yolculuklarda inanılmaz konforlu bir şey. Ayağını oraya koyuyorsun. Zaten araçlarda bir nevi şey var. Evet. Şerit takibi var. Biz onu da deneyimledik. Şerit takibi olayı çok iyi. Hani gerçekten kaliteli bir şekilde yapmışlar. Yazılımını bayağı güzel yapmışlar. Ve aracın şöyle de güzel bir yanı var. Atıyorum iki kişi yolculuk yapmak istiyorsunuz. Şurayı fark ettiyseniz zaten ferah yapmışlar bayağı. Hı hı, hareket ediyor. Abi, değil mi? Alıyorsun. Aracın her tarafını oynayabiliyorsun. Abi. Bunu alıyorsun böyle bu çok şekilde rahat ettiriyorsun. İnanılmaz şurada fresh bir ortam oluşuyor. Bayağı burada eşya gözü büyük. Aynen şu zaten şurada şöyle. Evet. Ama şöyle bir şey var bir dakika. Mesela ben bunu yatarken geri aldın sen. Direkt otomatikman kendi haline mi aldı yoksa sen mi aldın? Bunu mu? Aynen, ben bunu geri aldım. Geri aldın bu kendi düzeldi mesela. He olabilir vallahi onu. İşte mesela bak bunu da bulduk. Yani aracın çok fazla özelliği var. Zaten biz bunun şeyindeyken bize bunu eğitimini verirken araçla ilgili eğitim verirken hani Hyundai'nin bu yetkilileri, asıl yetkilileri inanılmaz bir şekilde araca güveniyorlardı. Ya biz sonra aracı da kendimize deneyimlediğimden sonra yani gerçekten aracın inanılmaz kaliteli olduğunu ben kendim düşünüyorum. Hani hı-hı, şu elektrikli araçlar segmentinde bence çok çok iyi bir araç. Evet. Çünkü çok evet, çok inanılmaz zaten teknoloji kullanmışlar. Birincilik şeyleri var ya dünyada. Var 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 evet. Ya onları söylemişlerdi de ya şöyle söyleyeyim ben. Mesela bunu kullanacaklar ya maliyetten kaçmamışlar. En kalitelisi olsun demişler bir nevi. Yani hissiyat bile zaten anlatabiliyor yani çoğu şey. O şekilde bir... Peki medya güzel bakımından bize gösterebileceğin bir şey var mı? Ekran bakımından? Ya, ekran bakımından şimdi araç hareket etmiyor da şurada ha, boş şeydir. Ha, boş şey zaten. Yapalım. Şimdi şöyle medyaya girelim. Medya, ben de hiç uzanamıyorum yine de. Şu tarafa mı? Şuna mı basalım? Mesela haritayı zaten... Evet, navigasyon. Zaten klasik bu CarPlay. Klima, koltuk ısıtma. Aynen. Güzel de çalışıyor. Hı-hı. Yani aracın yani o klasik bir medya. Klasik zaten. Yani başka evet, şey aynen var mı? Var. Tamam, müzik falan ekleyebiliyorsun galiba. Aynen. Kendi hı-hı hafızasına vesaire. Sesin evet, not kısmısı var. Şu şey telefonu yansıtınca daha güzel gözüküyor. Evet, telefonu yansıttığın zaman bir de şey araç hareket halindeyken orası da güzel bir görüntü sağlıyor. Şuradan şöyle galiba. Ha, mesela bunu gösteriyor. Evet. Araç fullken kaç kilometre gidebiliyor peki? Fullken 460-470 kilometre bir menzili var. Şu an mesela 368. Bayağı iyi. %85 şarjda. Ne güzel. Bu uzun menzilli bir araç. Standart menzilleri de 2 milyon 300 bin lira şu anda piyasası. Uzun menzillerin 2 milyon 800 bin lira. O da işte 450-460-65 civarında bir menzili hı-hı var. Araçlar ve araçlar 315 beygir. Bu 315 mi? Bu 4 çeker. 4 çeker olur. Evet 4 çeker. Ya ben 4... saniye tam şimdi yanlış bilgi vermeyeyim de. Araçta mesela tüm aniden bir gaza bastığınız zaman şu şekilde şunu hissediyorsunuz. Yapışlar. Şunu çok net hissediyorsunuz. Ben Tucson kullanmıştım. Tucson da mükemmel araç. Tucson ya, gerçekten mükemmel. Hatta aracın gittiğini hissetmiyorsun. Yani benim, 200'de gidiyor, gittiğini hissetmiyorsun benim aracın. Dayım. Abi bak şunu söyleyeyim biraz daha samimiyete gireyim. Benim dayım inanılmaz Tucson hayranıdır, tamam mı? Ya gider bayilerle der ki bana yeni 2021 mesela 2022 çıktı. Gider bayi der ki bana Tucson ver. Al kardeşim eski Tucson'u bana yenisini ver. Full artı fırını alır. Bütün araçlara kafa tutar der ki ya bu araçtan daha iyi araç yok. Yani bu segmentte araç yok. Yani ben abi... Fiyat performans. Çok iyi fiyat performans. Yani benim o kadar param olsa benim net SUV modellerinden alacağım Tucson'dur. Yani gerçekten aynen, ben ne zaman bunu okey dedim biliyor musun? Hani dayım çok anlatır. Adam işte anlatıyor şu araba bu araba bütün araçları sıralıyor. İlk anlattığı zaman ya olabilir o doğrudur falan filan ama o kadar da değildir diye düşünüyordum. Buraya geldim ne kadar oldu 8 gün falan. Hyundai Tucson'u inceliyorum. Gerçekten adamlar yapmış ya. Araç evet, çok çok iyi. Yani ben SUV modellerinden o fiyatlardan net alınabilecek en iyi araç Tucson'dur bence. Evet. Kesinlikle olur. Hatta arka taraflarını şu ışıklarını çekmek istersen Beko. Ben çekeyim mi? Yakınlaştır. Görünebiliyorsa. Çok da güzel görünüyor. Araç iyi ya. Evet, bir de dıştan gösterelim. Bir de aynen dıştan gösterelim. Evet. Araç iç dizayn olarak güzel. Gayet güzel. Bu kapı hisleri falan. Detayları falan çok iyi. Rengi de baya
güzel ya. Matrix. Rengi de bayağı seviyorlar. Kapı kolları nasıl? Kapı kendim kolları. Geliyor. Yani, ha böyle açıyor. Kilitlediğimiz zaman orası şey oluyor. Ha içine şöyle giriyor. Şöyle düzeliyor. Tamam. Jantlar 20. Full elektrik yani. Bu da bu da. Jantlar 20. İstiyorsanız şu tarafları yakından gösterin. Evet. Bunlar çok güzel. Gerçekten güzel ya. Gayet güzel. Şunu da söylemeyi unuttum. Araçlarda normalde sinyal verdiğimiz zaman... Kameralar açılıyor değil mi? Ha. Yandan. Şurada hemen. Aracın şurası. Neresi? Yerimiz geldi. Ha şurada. Heh, şurada. Normalde kör nokta şeyler olur ya. Aynen evet. Göremeyeceğiniz. Zaten ikaz lambası da oradan yapıyor. Hı-hı. Direkt sinyali verdiği taraftan şey açılıyor. O şey dediğim gibi. Kamera açılıyor. Aynen. Rengi şöyle gösterelim yakından. Çok da güzel görünmüyor mu? Bakalım. Şundan şuraya. Çok iyi ya. Oğlum geçerken beğenmedin orada. Gayet güzel oğlum, çok güzel araba. Ne diyorsun? Ben sana dedim. Şuradan bak. Bir daha iyi. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Bagaj da güzel. Bir eksi söyleyeyim abi. Far led değil herhalde. Şey lamba evet. Bir de burası biraz arabanın kalitesi düşmüş herhalde abi. Halı olabilir. Evet. Şey. Ama o kadar çok şey değil yani. Ama gayet güzel. Yani genişlik bakımından bakarsan uzun gayet güzel. Abi. Evet. Ya şu koltukları mesela onu dik yaptığın zaman daha büyüyor bagaj. Daha ferah oluyor. Güzel bir şekilde yatıyor. Evet. İstiyorsan bir kapı da göstereyim size. Tamam. Tamam. Doğru edin isterim abi. Basıldığı zaman. Ben göstereyim daha. Kapanıyor. Şarj yeri de burada galiba. Aynen. Burada mı? Onu şöyle, şu tam şöyle basılıyor. Şöyle basılıyor. Şarj sürelerini peki söyleyebilir misiniz? Burada hızlı şarj. 150 kW'lık şarjla 22 dakikada %80'e çıkıyor. 22 dakikada %80. Çok biliyorlar. Peki %80 ile kaç kilometre gidebilir? Orada dediğim gibi 300 kilometre bandında mı gider? Yani elbette hani hava koşullarına göre aracın o esasındaki ağırlığına göre o düşer azalır vesaire ama 200 ortalama 200 o kadar düşer diyebilir miyim? Sanmıyorum ben açıkçası. Hani az bir düşme olur. Tabii sürekli hızlı gidersen düşer de. Normal gittiğin zaman hani elektrik aksamlarını bataryalarını ona göre ayarlıyorlar. Evet. Bir düşme olur ama vaat ettikleri söyledikleri bataryalardan çok çok daha az düşme olmaz ki. Biz burada test sürüş yapıyoruz ya. Atıyorum test sürüş aldığımız 4 km 5 km. Yani bugün de atıyorum 40 km. Hesaplayalım ya, ben merak ettim şimdi. Mesela biz günde 40 defa Ioniq ile teste çıktığımızı düşünsek çarpı 4 km civarı bir şeyimiz var, 160 km. Biz buraya geldiğimiz zaman ilk geldiğimiz gün 3 gün kaldık burada. Top direkt aracı şarj ettik. Bizde test sürüş aracımız var. Çarpı 3 gündür buradayız. Bugün saat böyle öğlene doğru şarj etmeye gittik aracı. O kısa menzilli bir araç. Evet. 350 km çarpı 2 gün 320 km. Yani vaat edilene bir şey oluyor. Uyuyor. Evet. Güzel. 320 km. O test sürüşlerinde. Dış görünüş bakımından. Jantları yakından göstereyim. Bir kapısına da bakalım. Tamamdır. Bakalım. Ha güzel duruyor. Kapı. Buradan açıyorum. Şurada bir tane şey var. Aha. Şuradan basıyorum. Böyle bir görüntü şeyler zaten. Evet. Bu şekilde bir ufak buraya böyle bağışlı izleyeceğimiz bir yer yapmışlar. Evet, orada bir şekilde. Buraya ilk yarım çantası gibi bir şeyler konulur. Aynen. Şöyle alıp seni gösterelim. Buralar cam suyu falan herhalde. Evet evet. Ondan şurada şeyler falan var. Hı hı. Tam full pili bu. Tesla gibi. Baya güzel. Detaylar. Ama değiştirilemediği için. Değiştirilenler çıkacak. Biz onu bekliyoruz. Bu aracın tamamlanmış hali. Bu tamamlanmış hali. Şu an bu zaten piyasada. Yollarda aslında. Aynen. Bunun Ioniq 6'sı da var. Ioniq 6'sı da var. Ioniq 7'si de çıkacak diye düşünmüştüm. Yani. Altı güzel. Altı da baya güzel. O daha üst herhalde. Tabii. Bunun bir üstü değil mi? Evet.
Bir versiyon üstüne. Geçen sene çok güzel. Boyası çok hoşuma gitti. Boyası zaten yani normal klasik araçlar var ya hani bu zaman zaten şu araca baktığımız zaman hissettik onu. Onu zaten şey yaptık onu. Ya bir tane hissiyat bakımından beyefendi gelmişti. Bu araçların araç mühendisi tarzı biriymiş. İşte tek araçları bayağı inceledi, onu inceledi, bunu inceledi. Diğer bir de bizim Tucson'umuz vardı, test aracımız. Onu incelemeye gitti teker teker. Dedi ki bunun materyali inanılmaz iyi. Birkaç tane marka isim söyledi, o markalarla eşdeğer dedi. Çok inanılmaz kaliteli yapmışlar. Ve bunun materyali, onun materyallerini mesela bu kolay kolay leke tutmuyor. Yani biz bunu kullanıyoruz mesela şehir test araçları kullanıyoruz. Bu araçlar yine az da olsa kir tutuyor, klasik araç modeli ama bu araç kir tutuyor. Evet. Kolay kolay. Yani şeyin materyalini çok inanılmaz iyi yapmışlar. Zaten hani dedim ya, siz bunu alın, dışarı çıkıp klasik bir araç gibi görünmediği için uzaktan. Tabii uzaktan çok. Yani dediğiniz gibi uzay mekiği. Şunu yapıyorsun, gerçekten işine duruyorsun. Hafif gaza basıyorsun, araba sessiz bir şekilde uçuyor. Yani. Tucson mantığında. Aynı zaten aynı, o da aynı şekilde, aynı arkadan. Yani mesela Tucson hibritleri var. Tucson hibritlerini de alıyorsun. Kalkışlarını elektrikle yapıyor, araç uçuyor. İnanılmaz güzel tasarlanmış. Çok teşekkür ederiz abi. Çok teşekkürler. Biz de memnun olduk. Evet dostlar, spontane gelişen bir video oldu. Çok da güzel video oldu. Teşekkür ederiz. Hyundai Global'e. Bayi'nin değilmiş. Hyundai Global'inmiş bu. Etkinlik. Şöyle gösterelim. Teşekkür ederiz. Size de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videoda görüşürüz.